Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere mayasız, çok kolay ve çok da güzel bir böyle kat kat bir börek tarifini paylaşmak istiyorum. Yapımı da çok kolay. Buyurun şimdi yapım aşamalarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağını alıyorum. İçerisine bir tane yumurtanın akını da ilave ediyorum. Sarısını yüzeyine sürmek için ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip bu sıvı karışımı güzelce karıştırıyorum. Üzerine un ilavesine geçiyorum. Toplamda 4-4,5 su bardağı arası un kullandım. Fakat kontrollü ekleyin, mutlaka farklılık gösterebilir. Bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan, yumuşak dokuda pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. Yoğurmuş olduğum hamuru birazcık un serpiyorum ve masanın üzerine alıyorum. Hemen hızlıca toparlıyorum. Toparladığım hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları avucumun içerisinde yuvarlayarak pürüzsüz bir beze haline getiriyorum. Bakın hamurun dokusu, yumuşaklığı bu şekilde. Hemen ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak birazcık un serperek oklava yardımı ile açabildiğim kadar açıyorum hamuru. Hamurun kıvamı, dokusu o kadar güzel ki inanın oklavayla hemen değer değmez açılıyor. Sizi yormayacak bir hamur. Zaten boyutu da çok öyle büyük bir hamur değil. Ara sıra ihtiyaç duyduğumuzda birazcık un serpiştirebiliriz. Bu kadar kalınlıkta olması yeterli benim için. Şimdi bunu kenara alıyorum ve kalan 3 yufkayı da yine aynı şekilde açıyorum. İlk yufkanın üzerine bolca sıvı yağını gezdirip fırça yardımıyla iyice her tarafına sürüyorum. Hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Dilerseniz sıvı yağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz veya karıştırarak da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Güzelce yağladıktan sonra üzerine ikinci hamuru alıyorum ve kenarlarını çekiştirerek eşitliyorum. Tekrar bu yüzeyde yağlayıp üçüncü hamuru ekleyeceğim. Yani bu şekilde 4 hamuru üst üste getireceğim. Her katmanı mutlaka yağlıyorum. Son 4. hamuru da üzerine aldım ve tekrar kenarlarını güzelce çekiştirerek eşitliyorum. Hatta birazcık da hamuru yine çekiştirerek büyütüyorum. Biraz daha büyük bir hamur haline getiriyorum. Son 4. yüzeyi de kalan yağ ile yağlıyorum. Daha sonrasında hamuru ekranda gördüğünüz şekilde katlıyorum. İlk önce iki yanını ortada birleştiriyorum. Daha sonra da baş kısımlarını yine ortada birleştiriyorum. Bu şekilde böyle dikdörtgen bir şeklini alıyor. Daha sonrasında elimle birazcık hamuru genişletiyorum. Şimdi iç malzemesini hamurun tüm yüzeyine yayıyorum. Ben sade bir lor peyniri kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu böreğin içerisine böyle patates ve kıyma da oldukça güzel yakışıyor. Tamamen sizin tercihinize bağlı.
damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında uç kısımlarını hamurun tam orta kısmında birleştiriyorum. Birleştirirken de bu ara kısımları mutlaka sıkıca kapatıyorum. Mayasız bir hamur olmasına rağmen nasıl böyle pufuduk pufuduk kabarıyor sizler de görüyorsunuz. Bu şekilde güzelce kapattıktan sonra birazcık daha açıyorum, böyle düzeltiyorum sağını solunu. Ve yağlı kağıt sermiş oldu, fırın tepsisine alıyorum. Kanalımda daha birçok börek tarifi, hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Kanalıma girip videolar bölümünden dilediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz. Tepsiyi aldıktan sonra da birazcık daha büyütüyorum hamuru. Hamuru yoğururken ayırmış olduğum yumurta sarısını her tarafına güzelce sürüyorum ve 180 derecelik fırına gönderiyorum. Güzelce kızardıktan sonra fırından alıyorum, ılınmaya bırakıyorum. Toplamda 8 eşit parçaya böldüm. Yani aslında bu tariften 8 kişilik börek çıkartabilirsiniz. Hemen dilimleyerek sizlere iç dokusunu, katmanlarını da daha yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni tarifler paylaştığımda hemen haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.